Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden çekimlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Dolaşım ve bağışıklık sistemi ile ilgili çıkmış sorulara bakacağız. Yine söylediğim gibi 2010 ve 2022 yılları arasında çıkmış YKS sorularını yani YGS, LYS, TET ve AYT sorularına bakıyoruz. Hemen başlayalım isterseniz. Ee, sınavın pdf'sini soruların pdf'sini açıklama kısmında da bulabilirsiniz. 2010 YGS'de YGS'de çıkmış bir soru diyor ki normal bir insanda karaciğer toplar damarında bulunan kandaki üre miktarının fazla olmasına aşağıdaki moleküllerden hangisinin yıkımının artması neden olur? Arkadaşlar üre nasıl bir moleküldür? Üre azotlu bir molekül, değil mi? Şimdi azotlu bir molekülün oluşabilmesi için yapısında azot olan bir maddenin yıkılması gerekiyor. Şimdi burada da az, yapısında azot olan molekül hangi moleküldür? Tabii ki amino asittir. Amino asitlerin ve vitaminlerin yapısında bir de azotlu organik bazların yapısında azot vardır arkadaşlar. Bunların yıkımı sonucunda da e, amonyak oluşur. Amonyak da karaciğerde üreye dönüştürülür. Geçelim diğer sorumuza. 2010 LYS sorusu. İnsan vücudunda ödem oluşmasında durumlarından hangileri etkili olur? Şimdi ödem oluşumunu anlamanız için ilk önce size bir konudan bahsetmek istiyorum. Starling hipotezi. Nedir Starling hipotezi? Kılcal damarlarla doku sıvısı arasında gerçekleşen madde alışverişini bir hipotez olarak biz e, karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Biz buna Starling hipotezi diyoruz. Starling hipotezine göre bakın burası kılcal damarımız. Kılcal damarın bir kısmı. Şurası kılcal damarın atar damar ucu. Şurası da kılcal damarın toplar damar ucu. Şimdi burada belli oranlarda şey vardır kan basıncı ve kan nozmatik basıncı vardır arkadaşlar damar ucunda kanın basıncı her zaman için daha yüksektir ve kan basıncı burada 40 milimetre civadır yaklaşık olarak 40 milimetre civa farklı şekillerde çıkabilir karşınıza 32 yazan olur 40 yazan olur e, 40 olarak alalım şimdi. Atar damardan toplar damara doğru gittikçe kan basıncı düşer ve 15 milimetreye kadar 15 milimetre civaya kadar düşer arkadaşlar. 15 milimetre civa. Bu kan basıncıyla ilgili bizim sayılarımız. Gelelim bir de kanın ozmotik basıncı ya da protein ozmotik basıncı olarak da çıkabilir karşınıza. Protein ozmotik basıncı dediğimiz bir basınç vardır. Bu da 25 milimetre civadır arkadaşlar ve bu değer değişmez. Kan boyunca. Damar boyunca değişmez arkadaşlar, hep 25 milimetre civa olarak kalır, 25 milimetre civa. Şimdi bu durumda bazı madde alışveriş ve gereğili olayları gerçekleşecek. Peki nasıl gerçekleşecek? Bizim burada şu boşlukta bulunan sıvımız doku sıvısıdır. Doku sıvısı. Doku sıvısının etrafında da neler vardır? Doku hücreleri vardır. Şunlar da bizim hücrelerimiz. Şimdi. Kanda bulunan maddeler ilk önce basınç farkından dolayı nereye geçiyor? Doku sıvısına geçiyor. Daha sonra da arkadaşlar doku sıvısından da doku hücreleri ihtiyacı olduğu maddeleri alıyor. Peki bu nasıl oluyor? Kanın atar damar ucunda hangi maddeler vardır? Tabii ki besleyici maddeler yani oksijen ve besin olduğunu veya glikoz olduğunu düşünün burada. Besin ve oksijen var. Besin ve oksijen 40 mm civa ve 25 mm civa arasındaki kan basıncı farkından dolayı nereye geçiyor? Doku sıvısına geçiyor. Doku sıvısından ise hücrelere geçiş yapıyor. Yani hücreler ihtiyacı kadar olanını alıyorlar. Daha sonra hücrelerde amonyak ve karbondioksit üretiliyor arkadaşlar. Yani atık maddeler üretiliyor. Bu atık maddeler önce doku sıvısına veriliyor. Doku sıvısından da kılcal damarın toplar damar ucuna geçiyor. Yani buradaki 25 mm civa ve 15 mm civa arasında bulunan farktan dolayı nereye geçiyor? Bir emilim olayı gerçekleşiyor. Karbondioksit ve amonyak NH3 genelde bu şekilde söylüyoruz. Hani bunlar üzerinden gidiyoruz ama atık maddeler olduğunu bilin. Yani başka maddeler de olabilir burada. Bu maddeler nereye geçiyor? Kılcalın toplar damar ucuna geçiyor. Bakın şurada şöyle ortadan ikiye böldüğümüz zaman Besin ve oksijenin doku sıvısına geçmesi bir süzülme olayıdır. Neden? Çünkü basınç farkı bakın 40 mm civalık bir basınç var. Yani kılcalın atardamar ucunda büyük bir basınç var. Bu basınçtan dolayı da buradaki besin maddeleri doku sıvısına doğru süzülüyor. Daha sonra doku sıvısından doku hücrelerine geçiş yapar. Doku hücreleri de ürettikleri atık maddeleri tekrardan doku sıvısına verir. Doku sıvısından da arkadaşlar geri emilim olayıyla nereye geçer? Karbondoksit ve amonyak toplar damar ucuna geçer. O zaman şurada gerçekleşen olayımız süzülmeymiş. Süzülme. Burası ise, burası ise neymiş arkadaşlar? Emilim olayıymış. Biz buna Starling hipotezi diyoruz. Şimdi ödem nedir peki? Gelelim sorumuza. Ödem. Arkadaşlar ödem doku sıvısının fazlalığıdır. Yani bir şekilde doku sıvısı artacak ki ödem dediğimiz hastalık olay meydana gelsin. Herkeste mutlaka vardır bu ödem. Nasıl oluşuyor şimdi ödem? Eğer ki tuzlu besinlerle besleniyorsak daha sonra e, az su tüketiyorsak arkadaşlar, işte baharatlı besinlerle besleniyorsak kan basıncında, kanın ozmotik basıncında bazı farklılıklar olabilir. Ödemin oluşabilmesi için bakın şöyle bir durum olması lazım. 40 mm civa ve 25 mm civa arasındaki fark normalde kaçtır? 15'tir değil mi? Bu 15 miktarının artması lazım. Bu nasıl artar? kan basıncı yükselebilir. Bu şekilde artabilir. Ya da kanın ozmotik basıncı düşebilir, bu şekilde artabilir. Bu ne yapar? Doku sıvısına fazla miktarda besin ve oksijenin geçişine sebep olur. Hücreler gerektiği kadar alır, geriye kalan doku sıvısında kaldığı için ödeme sebep olur. Ya da şuradaki kanın yine ozmotik basıncı düşebilir arkadaşlar. Kanın basıncı pardon. Şuradaki 15 mm cıva var ya, bu düşebilir. İşte buradaki 25 milimetre civa düşebilir arkadaşlar. Bunlar düştüğü zaman da yine geri emilim olmayabilir. Geri emilim olmadığı zaman da ne olacak? Yine kanın e, doku sıvısındaki miktar artacak ve ödem meydana gelecek. Ayrıca ödemin fazlasını kana karıştıran damarlarımız da lenf damarlarımız. Eğer lenf damarlarımız tıkanırsa yine ödem oluşumu da meydana gelebilir. Şimdi bakalım o zaman Starling hipotezini anladıysak sorumuza bakalım. Kılcal damarlardaki kan basıncının artması az önce söyledik değil mi? Kan basıncı artarsa ne oluyordu? E, ödem oluşumuna sebep oluyordu. Bu doğrudur olur. Kan proteinlerinin azalması, dokular arası sıvının ozmotik basıncının azalması. Şimdi ikisini şöyle anlatayım. İlk önce dokular arasındaki sıvının ozmotik basıncının azalması diyor. İlk önce bunu anlatayım. Şuradaki doku sıvısındaki ozmotik basınç azalırsa Diyelim ki ozmotik basınç düştü. Ozmotik basınç ne demek? Suyu olan ihtiyaç demek. Şimdi ozmotik basınç düştüğünde arkadaşlar doku sıvısı yeterince su alamaz. Ozmotik basıncı düştüğü için e, doku sıvısı da su almadığı için burada herhangi bir ödem birikimi yani doku sıvısı birikimi olmayacak. Dolayısıyla bu ödeme sebep olmaz. Ama ozmotik basınç artar derse eğer ozmotik basıncı artıyor olsaydı çok fazla miktarda su kendine çekeceği için işte tuzlu besinlerle baharatlı besinlerle beslendiğimiz zaman doku sıvısındaki ozmotik basınç artıyor yani suya olan ihtiyacı. Bu da fazla miktarda besinin ve oksijenin suyun doku sıvısına geçmesine sebep oluyor ve ödeme neden oluyor. Dolayısıyla buradaki üçüncü seçeneğimiz olmaz. Bu gitti. Burada ozmotik basıncın azalması değil artması demekti. Kan proteinlerinin azalması. Şimdi kan proteini azalırsa kandaki ozmotik basınç da ne yapar? kanın ozmotik basıncı da azalır. Kanın ozmotik basıncı azalacağı için ikisi arasındaki şu ikisi arasındaki fark artacak. Dolayısıyla ödeme sebep olacak. O yüzden de arkadaşlar proteinlerin azalması da ikisi arasında kan basıncı ve kan ozmotik basıncı arasında bir fark oluşturacağı için bu da ödeme sebep olur. Cevabımız 1 ve 2 Denizli şıkkı olur. Gelelim 3. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi antikorların özelliklerinden biri değildir? Antikor neydi? Antikor bizim vücudumuzun, bizim vücudumuzdaki bağışıklık hücrelerinin mikroplara karşı ürettiği bir proteindir arkadaşlar. Onların yok edilmesini sağlar. Antijenleri fagosite etme. Bakın fagosite edebilmesi için hücresel yapıda olması lazım. Fagositoz ne demektir? Bir hücrenin katı besinleri şöyle etrafını çevirerek almasıdır. Mesela şöyle diyelim ki şurada bir besinimiz var. Bu besinin etrafını çeviriyor. Hücrenin içerisine alıyor. Bunu yapabilmesi için bir yapının hücresel özellikte olması lazım. Ama antikor bir hücre değildir. Nedir? Bir proteindir. Dolayısıyla bu antikorun özelliği değil zaten. Protein yapısında olma. Evet antikorların protein olduğunu söyledik. Doğru. Antijenle karşılaştığında oluşma. Doğru. Vücudumuza herhangi bir mikrop girdiğinde antijen demek mikrop demektir. Vücudumuza giren yabancı protein demektir. Antijenle karşılaşırsa antikor oluşur. Doğru. Antijene özgü olma. Bu da doğrudur arkadaşlar. Her antikor antijenine özgüdür. Yani sadece ona karşı üretilir. B hücreleri. Bizim e, vücudumuzda iki tane Bağışıklık hücresi vardır. Biri B hücreleri, biri de T hücreleridir. B hücreleri antikorları üretir. T hücreleri de direkt gidip mikropları öldürür arkadaşlar. Dolayısıyla B hücreleri antikor üretiyor. Doğru. Yanlış olan şıkkımız A şıkkımız olacak. Çünkü antikorlar hücresel yapıda değildir. Antikorlar bir proteindir. Gelelim dördüncü sorumuza. İnsanda işaretlenmiş bir al yuvar. Akciğer atar damarı içine veriliyor. Bu işaretle al yuvara bir süre sonra alt ana toplar damarında rastlanıyor. Bu al yuvar kalpten bir kez geçtiğine göre aşağıdaki yapıların hangisinden geçmemiştir? Şimdi arkadaşlar bu tür geçme, geçip geçmeme sorularına bakmak için bilebilmek için ben size şöyle kısa yoldan bir şurayı sileyim dolaşım sistemi ile ilgili böyle akılda kalabilecek bir yöntem göstereceğim. Benim çizeceğim şekli siz de kendiniz bir iki kere defterinize veya bir kağıda çizdiğiniz zaman emin olun bu tür soruları hiç kaçırmayacaksınız. Ki genelde dolaşım sistemi ile ilgili olan sorular genelde bu tür sorulardır. O yüzden mutlaka dikkat edin. Şimdi bizim vücudumuzda ne var? Kalbimiz var değil mi? Şöyle bakın. Ortada şöyle dört odacıklı kalbimiz var. Şu taraf sol, Pardon bu taraf sağ. Bu taraf sol taraftır. Şimdi solu sağ siliyorum. Zaten sağ sol olduğunu yazdım buraya. Karışmasın diye. Üst tarafında, kalbimizin üst tarafında ne var? Akciğerlerimiz var. Üst üst tarafta da akciğerlerin üstünde de beyin ve kollar var. Ben kısaca beyin yazdım. Alt tarafa geldiğimiz zaman ne var arkadaşlar kalbimizin alt tarafında? Karaciğerimiz var. Karaciğer. Karaciğerin hemen altında sindirim kanalı var sadece sindirim yazıyorum. Daha sonra bir alt tarafta ne var? Böbreklerimiz var. Böbrek. Hemen alt tarafında da ne var? Bacaklarımız var. Şimdi burada bazı damarları öğreneceğiz. Bu damarları mutlaka aklınızda tutacaksınız. Bu yöntemden sonra hiç unutmayacaksınız. Şimdi bizim kalbimiz dört odacıklı ya. İlk önce küçük kan dolaşımını anlatmak istiyorum size. Küçük kan dolaşımı akciğerler ve kalbimiz arasında gerçekleşen bir dolaşımdır arkadaşlar. Küçük kan dolaşımının amacı Kalbe gelen kirli kanın akciğerlerde temizlenmesidir. Şimdi kalbimize gelen kirli kan sağ kulakçığa geliyor. Sağ kulakçıktan da sağ karıncağa geçiyor. Sağ karıncağa geçtikten sonra bakın sağ karıncıktan çıkar ve akciğerlere gider. Kalpten çıkan damarlara atar damar. Kalbe gelen damarlara da toplar damar diyoruz. E bu damar kalpten çıktığına göre ve akciğerlere gittiğine göre ismine göre isimlendiriyoruz. Akciğer atar damarıdır, değil mi? Ne yaptı? Akciğerleri götürdü bu. Akciğerler de temizlendi. Daha sonra arkadaşlar akciğerlerden nereye gelecek? Tekrardan kalbimize gelecek. Kalbin sol kulakçığına gelecek. Çünkü temizleniyor. Temizlenen kan sol kulakçığa geldi. Kalbe gelen damarlara ne diyorduk? Toplar damar. Nereden geliyor? Akciğerlerden. O zaman bu akciğer toplar damarıdır. Bunu da ismini öğrendik. Sonra bizim kanımız sol kulakçığa geldikten sonra sol karıncaya geçer. Buradan da vücuda dağıtılmak için çıkar arkadaşlar. Biz buna büyük dolaşım diyoruz. Büyük dolaşım sonucunda ne yaptı? kalpten çıktı. Kalbe çıkan damara atar damar diyoruz. Bizim kalbimizin sol karıncığından çıkan büyük bir damar vardır. Biz bu damara aort damarı diyoruz. Vücudumuzda bulunan en kalın en geniş damardır arkadaşlar. Daha sonra aorttan çıkan damar kollara ayrılıyor. Bu kollardan bir tanesi kalbe gider arkadaşlar. Biz buna koroner damar diyoruz. Koroner damar kalbin beslenmesini sağlar. Kalp kendi içerisine gelen kandan beslenmez direkt olarak içindeki besini kullanmıyor. Bunun aksine ne yapıyor? Aort'tan bir kol ayrılıyor. Bu kol koroner damar olarak kalbe tekrardan gelip kalpteki hücrelerin beslenmesini sağlıyor. Daha sonra iki kola daha ayrılıyor arkadaşlar. Biri vücudumuzun üst tarafına, kalbin üst tarafına değil de kalbin alt tarafına gidiyor. Kalbin üst tarafına üst tarafına gidip beyin ve kollara kan götüren damarımız şah damarıdır. Şah damarı. Bakın şah damarını biliyoruz değil mi? Şöyle boynumuzdan geçen bir damardır. Şah damarı beyin ve kollara kan götüren damarımızdır. Alt tarafa gidenler de yine dallara ayrılıyor. Bakın karaciğere gidiyor. Sindirim kanalına gidiyor. Daha sonra buradan böbreklere ve bacaklara gidiyor. Burada böbreklere giden damara biz yine damarın ismine göre hani gelen organın ismine göre isimlendiriyoruz. Zaten aorttan ayrıldığı için atardamar. Böbreğe geldiği için böbrek atar atardamarıdır. Sonra sindirim kanalına gidiyor. Sindirim kanalına gelene herhangi bir isim vermiyoruz. Karaciğere gelene de ne diyoruz? Karaciğer atar damarı diyoruz. Peki, buraya temiz kan geldi. Kirlenen kanın da toplanması lazım. Bu nasıl olacak? Şöyle olacak. Arkadaşlar, böbreklerden, bacaklardan çıkan damarlar bir damarda birleşecekler bunlar zaten. Böbreklerden çıkan damara kalbe gittiği için bakın kalbe giden damarlara ne diyorduk? Toplar damar diyorduk. Bu böbrek toplar damarıdır sindirim kanalından direkt olarak çıkmaz sindirim kanalı arkadaşlar karaciğere bağlanıyor karaciğerden gider sindirim kanalının karaciğere bağlandığı damar kapı toplar damarıdır karaciğere bağlanmasının sebebi de diyelim ki işte biz e, yemek yedik Hani besinler ilk önce karaciğere gidiyor karaciğer karar veriyor Hani gelen hormonlara göre acaba besinleri depo mu edeceğim yoksa kanamı vereceğim buna göre arkadaşlar ne yapıyor karar veriyor ve kendi damarından gönderiyor Karaciğerden çıkan damara da ne diyoruz? Ad üstünde karaciğer olduğu için karaciğer toplar damarı diyoruz. Vücudumuzun alt tarafından gelip bütün damarların birleştiği ve kalbin sağ kulakçığına kan götüren damara alt taraftan geldiği için alt ana toplar damar diyoruz. Bakın alt ana toplar damar da birleşti. Vücudumuzun üst tarafından gelen şöyle yapalım. Vücudumuzun üst tarafından gelen ve yine kalbimizin sağ kulakçığına gelen Damara da arkadaşlar üst taraftan geldiği için üst ana toplar damar diyoruz. Bu şekli bir iki kere bakın çizin ve benim anlattığım şekilde kendinize anlatarak çizin. Emin olun unutmazsınız hatta kafadan bile yapmaya başlarsınız soruları. Hemen sorumuza bakıyoruz. Soruda ne diyor? Şurayı bir sileyim. Yanlışlıkla çizdim. Diyor ki insanda işaretlenmiş bir al yuvar, akciğer atar damarına verilmiş. Ve bir süre sonra alt ana toplar damarına rastlanıyor. Şimdi kalpten de bir kere geçmiş. Şimdi ilk önce nereye vermişiz? Akciğer atar damarına vermişiz. E akciğer atar damarına vermişsem, o zaman nerededir bu damar? Şöyle yeşille yapayım. Bakın, akciğer atar damarı değil mi? Akciğer atar damarı burası. Nereye gidecek? Akciğerlere gidecek. Akciğerlerden akciğer toplar damarından kalbe gelecek. Kalbin sol karıncından çıkıp aorta gidecek. Yeşil yazdığım yerler. Ee, o al yuvarın geçtiği yerler. En son nerede rastlanıyor? Alt ana toplar damarda rastlanıyor. Alt toplar damara gelene kadar gidiyorum arkadaşlar. Bakın nereye gitmiş olabilir? Buradan karaciğere gitmiş olabilir. Sindirim kanalından kapı toplar damarına gitmiş olabilir böbrek atar damarından gitmiş olabilir, bacaklardan gitmiş olabilir. Alt ana toplar damarda rastlandığı için alt ana toplar damar burası. O zaman karaciğer üstü toplar damarından gelmiş olabilir, böbrek taplar damarından ya da bacaklardan gelmiş olabilir. Şimdi diyor ki hangisinden geçmemiştir? Bakıyorum, bakın arkadaşlar. Sol karıncık geçti mi? Sol karıncıktan evet bakın sol karıncık burası geçti. Sol kulakçık, sol kulakçık zaten ilk geldiği yer. Buradan da geçti. Akciğer toplar damarı. Bakıyorum akciğer toplar damarı. Bakın yeşilin geçtiği yer. Evet, akciğer toplar damarından da geçti. O zaman bunu da işaretliyoruz. Aort. Aort'tan geçmiş mi? Bakıyorum yeşil geçmiş buradan aorttan. O zaman aorttan da geçmiş. Pardon, şöyle yapayım. Aorttan da geçmiş. Sağ karıncık diyor bize. Bakın sağ karıncık neresi? Burası. Sağ karıncıktan geçti mi? geçmedi. Çünkü alt ana toplar damardan sonra sağ kulakçık sonra sağ karıncık geliyor. Henüz buraya gelmediği için alt ana toplar damarda rastlandığı için buradan geçmemiştir diyoruz. Cevabımız denizli şıkkı oluyor. Beşinci sorumuz. Bir ailenin tek yumurta ikizi olan çocuklarından biri sürekli olarak yüksek bir dağda yaşarken öteki deniz kıyısında yaşıyor. Dağda yaşayan da aşağıdakilerden hangisinin deniz kıyısında yaşayan yaşayandakine göre düşük olması beklenir? Bakalım. Kandaki hemoglobin miktarı, soluk alıp verme hızı, alvollerdeki oksijen kısmı basıncı, nabız sayısı, al yuvar sayısı. Şimdi burada dağda yaşayan da ne oluyor? Deniz kıyısında yaşayan da ne oluyor? Buna bakacağız. Arkadaşlar biz deniz kıyısından yani deniz tabanından yükseğe doğru çıktıkça, dağ tepelerine doğru çıktıkça oksijen miktarı azalıyor. Oksijen miktarı azaldığı için Bizim daha fazla oksijen tutmamız gerekiyor ve bu yüzden biz kanımızdaki hemoglobin miktarını artırırız. Daha fazla oksijen yakalayabilmek için soluk alıp verme hızımızı artırırız. Soluk alıp verme hızı arttığı için nabız sayımız artar. Nabız nedir? Nabız bizim kalbimizin her attığında damarlarımıza yaptığı basınçtır. Yine Kandaki hemoglobin miktarını artıyorsak hemoglobin hangi hücrede bulunuyordu? Al yuvarda. O zaman al yuvar sayımızda ne yapar? Artar. Burada azalan, burada düşük olan tek şey oksijenin basıncıdır. Yani oksijen miktarıdır. Alvollerimizde bulunan oksijenin kısmi basıncı nedir? Daha düşüktür arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. 2011 LYS. Normal bir insanda kılcal damarın Atar damar ve toplar damar ucunda kan ile doku sıvısı arasında su ve madde değişimini sağlayan kan basıncı ile ozmotik basıncı arasındaki ilişki hatırlarsanız az önce anlattım değil mi? Atar damar ucunda kan basıncı kanın ozmotik basıncından daha yüksekti. Dolayısıyla kan basıncı büyüktür atar damar ucunda ozmotik basınç olacak. Toplar damar ucunda ise kanın ozmotik kan basıncı ozmotik basınçtan daha düşüktü arkadaşlar. Bu durumda cevabımız ne olur? A şıkkı Kan basıncı ozmotik basınçtan büyük, kan basıncı ozmotik basınçtan düşük. Kan basıncı 40 mm civaydı, ozmotik basınç 25 mm civa. Kan basıncı toplar damarda 15'e düşüyordu. Yine ozmotik basınç değişmediği için 25 mm civa olarak kalıyordu. Dolayısıyla cevabımız aşık oldu. 7. soru. Aşağıdaki grafik bir hastalık etkeniyle ilk kez ve yıllar sonra ikinci kez karşılaşan bir insanın kanındaki antikor derişimini göstermektedir. Şimdi ilk karşılaştığı zaman bağışıklığı daha uzun sürede cevap vermiş. Bakın 14 günden fazla sürmüş. Burada cevap vermesi ama yıllar sonra ikinci kez karşılaştığında daha hızlı daha bakın 7 günde hemen cevap vermiş arkadaşlar 7 günde maksimum seviyeye ulaşmış dolayısıyla daha hızlı cevap vermiştir diyor ki Aşağıdaki hücre gruplarından hangisinin bağışıklık belleği oluşturması grafikteki gibi ikinci bağışıklık cevabının oluşmasını sağlar. Arkadaşlar size bağışıklıkla ilgili bellek hücrelerini soruyorsa aklınıza hemen B lenfositleri gelecek. Bakın bellek B lenfosit ikisi de B harfiyle başlıyor. Burada makrofajlar büyük savunma hücreleridir. Bunlar ne yapıyorlar? İşte fagositoz yaparak hücreleri yok ediyorlar. Nötrofiller, bazofiller, eozinofiller bunlar da aynı şekilde arkadaşlar. Yine bazısı fagositoz yaparak bazı ürettiği maddelerle ne yapıyor? Yok ediyor mikropları ama burada bağışıklığın belleğini oluşturan hangisidir? B lenfositleridir. Bu yüzden cevabımız Edirne seçeneği olur. Gelelim 8. sorumuza. İnsanın kan dolaşımında kan basıncı aorttan başlayıp atar damar, kılcal damar ağı, toplar damar ve ana toplar damar boyunca değişir diyor. Bu değişmeyi gösteren grafik hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi Arkadaşlar aortta aortta çok yüksek bir kan basıncı vardı değil mi? Aort atar damarında. Dolayısıyla aort atar damarında yüksek bir kan basıncı olduğu için zaten en yüksek orada olacak. Bakın burada ana toplar damarı daha yüksek olarak göstermiş. Bu olmaz. Burada Aort'ta az göstermiş. Diğerlerinde yüksek. Kılcal damarlarda yüksek göstermiş. Bu da olmaz. Şuraya baktığınız zaman yine ikisini hemen hemen eşit olarak göstermiş arkadaşlar. Bu da olmaz. Sonra bakıyorum burada aorttan ana toplar damara geçerken düşük göstermiş. B'de de aortta kan basıncı yüksek. Kılcal damarlara gittikçe biraz daha azalıyor. Ana toplar damarda biraz daha artar olarak göstermiş. Bizim burada cevabımız tabii ki hangisi olacak? Bursa seçeneği olacak. Çünkü kan basıncı ile ilgili grafik çizdiğimiz zaman bu şekilde bir grafik çizmemiz gerekiyor. Tabii ki yanlış söyledim. Hemen hemen düzeltiyorum. Şimdi kan basıncını hatırlarsanız şöyle demişti. Kılcal damarlardan hatırlayın. 40 mm civadan 15 mm'ye kadar düşüyordu. Atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru gittikçe ne yapıyordu? Düşüyordu arkadaşlar. O yüzden düşen bir grafik almamız gerekiyor. Yanlış düşündüm az önce. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Aorttan. Aortta daha yüksek, ana toplar damarda daha düşük olacak şekilde grafiğimiz E seçeneği olur. Gelelim 2013 LYS sorusuna. Diyor ki insanda aşağıdaki damar çiftlerinden hangisinde bulunan kan oksijen derişimleri bakımından birbirine çok benzerdir. Şimdi bakın oksijen derişimi bakımından birbirine çok benzer damarlar için şuraya gelelim. Bizim kanımız nerede temizleniyor? Akciğerlerde temizleniyor. Hangi damarla geliyor? Akciğer toplar damarıyla geliyor değil mi? Akciğer toplar damarıyla geldi. Sonra direkt nereye çıkar? Aorta çıkar dan sonra şah damarına, karaciğer atar damarına ve böbrek atar damarına gidiyor. Arkadaşlar burada herhangi bir organa uğramadan gittikleri için şu sarıyla boyadığım damarlar birbirine en yakın oksijene sahip damarlardır. Aort, akciğer atardamarı, şah damarı Karaciğer atardamarı ve böbrek atardamarı Bunlar oksijen bakımından Birbirine en yakın olan damarlardı Çünkü giderken herhangi bir organa Uğramıyorlar O yüzden de şıklarda bunlarla ilgili bir şey arayacağız Hemen şıklara geliyorum Bakın akciğer atardamarı Aort demiş hayır akciğer damarı olacak Bu gitti Akciğer toplardamarı karaciğer atardamarı Bakın demiştim değil mi İkisi akciğer toplardamarı karaciğer atardamarı Demiştim olabilir diğerlerine bakalım Böbrek atardamarı Akciğer atardamarı, akciğer atardamarı kirli kan taşıyor. Dolayısıyla bu olmaz. Böbrek at, böbrek toplar damarı, böbrek toplar damarı kirli kan, aort temiz kan taşıyor. Bu da olmaz. Karaciğer atardamarı, kapı toplar damarı, kapı toplar damarı kirli kan, karaciğer atardamarı temiz kan taşır. Bu da olmaz. Cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği olur. Akciğer toplar damarıyla karaciğer atardamarı temiz kan taşır arkadaşlar ve gittiklerinde herhangi bir organa uğramadıkları için Birbirine en yakın olan, derişim, oksijen derişimi bakımından birbirine en benzer olan damarlardır. 2014 LYS, insanda kılcal damarlarda atar toplar damar ucuna gidildikçe hangisi meydana gelir? Arkadaşlar atar damardan, atar atardamar ucundan kılcal damar ucuna doğru gittikçe ne yapıyordu? Kan basıncı düşüyordu değil mi? Dolayısıyla 2 numarayı alıyoruz damar içinde ozmotik basınçta düşme. Ozmotik basınç değişmiyordu, değil mi? Hep 25 olarak kalıyordu. O yüzden bu olmaz. Doku sıvısına madde geçiş hızında azalma bu da olur. Çünkü neden? 40'tan 15'e doğru düşerken bu e, madde geçişinde de bir azalma meydana geliyor. Kan basıncı düştüğü için o yüzden bu da olur arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2, Denizli seçeneği olacak. 11. soru bağışıklıkla ilgili bir soru. Diyor ki Yukarıdaki şemada 1, 2 ve 3 olarak gösterilen bağışıklık kazanma yolları hangisinde verilmiştir? Şimdi bizim bağışıklığımız iki şekilde kazanılıyor. Bir aktif olarak, bir de pasif olarak. Aktif bağışıklıkta antikoru biz kendimiz üretiyoruz. Pasif bağışıklıkta da arkadaşlar antikoru direkt bize veriyorlar. Aktif bağışıklığın iki şekli vardır. Biri doğal olarak, biri de yapay olarak kazanılmıştır. Aktif bağışıklığı doğal olarak nasıl kazanabiliriz? Ya hastalığı geçiririz arkadaşlar. Hastalığı geçirme yapay olarak da aşı yoluyla kazanabiliriz. Pasif bağışıklık da aynı şekilde iki e, şekilde bize bağışıklık sağlıyor. Biri doğal yol, biri de yapay yol. Doğal yolda pasif bağışıklık anne sütü olabilir mesela. Anne sütü, annemizin sütünden bize direkt antikor gelebilir çünkü antikoru hazır alıyorduk ya da plasenta yoluyla plasentadan da biz hazır olarak antikor alabiliriz. Yapay yol ise serumdur. Biz hastaneye gittiğimizde hastalandığımızda bizde bize binde birlik tuzlu su verirler. Ama eğer hastalığımız işte ağır bir hastalıksa onun içerisine antikor ekleyerek veriyorlar arkadaşlar. İşte o antikor bizim yapay bağışıklık yani pasif olarak kazandığımız antikor bizim üretmediğimiz antikoru hazır aldığımız bir yoldur serumdur. Bakalım burada ne, yap ne yapacağız? Bir hastalığı geçirme olacak, hastalığın geçirilmesi. O zaman A, B ve E şıkları gitti. 2 aşı olacak. O zaman bakın D şıkkı da gitti. Cevabımız ne oldu? C şıkkı. Hastalığın geçirilmesi, aşı yapılması, serum verilmesi arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. 2016 LYS. Bir kasabada 1940 yılında meydana gelen kızamık salgınından 50 yıl sonra bir kızamık salgını daha meydana gelmiştir. Birinci salgında hastalığı geçirip hala yaşayanlar bunlar M kişileriymiş. Ve aşılanmış kişiler, N kişileriymiş bunlar da, ikinci salgında hastalığa yakalanmamışlardır. Buna göre M ve N gruplarının ikinci salgına karşı gösterdiği bağışıklık tipleri. Bakın biri hastalığa yakalanmış M olanlar. Antikoru kendisi mi üretmiş? Evet, antikoru kendisi ürettiği için arkadaşlar nedir bu? Doğal bağışıklıktır ve aktif bağışıklıktır. Yani ya doğal yazacak ya da aktif yazacak. Aktif. İkincisinde de Bunlar aşılanmış olan kişilermiş. Aşılanmış olan kişilerde yapay bağışıklıktır. Yapaydır ama aktif bağışıklıktır. Yine nedir? Kendisi kazanmıştır. Kendisi üretmiştir antikoru. Ya birinde doğal, birinde yapay yazacak ya da ikisinde de aktif yazacak arkadaşlar. Bakalım. Bakın M aktif, N aktif. Olabilir değil mi? Cevabımız bu olabilir. Doğal bağışıklık demiş, doğal demiş. Hayır, bu doğal ama bu nedir? Yapaydır. Gitti. Aktif pasif demiş. Yanlış pasif doğal demiş yanlış. İkisine de pasif demiş yanlıştır. Cevabımız bu durumda ne olur? A şıkkı olur. Gelelim 13. sorumuza. Aşağıdaki grafiklerden hangisi sağlıklı bir insanın kan dolaşımında kanın atar, kılcal ve toplar damarlardan geçerken basıncındaki değişimi göstermiştir? Arkadaşlar kan basıncı ile ilgili bu soru geliyor bakın. Önceki yıllarda da sorulmuş yine sorulmuş 2016'da. Kan basıncı ile ilgili grafiğimiz nasıldı? e, ee, azalan bir grafik olması gerekiyor. C şıkkına bakarsanız bakın ne yapmış? Azalan bir grafiktir. Direkt cevabımız C şıkkı olacak. 2017 YGS. YGS'de de eskiden sorulabiliyordu. İnsanda karaciğerde üretilen bir üre molekülü idrar bileşimine en kısa yoldan katılmak için diyor. Organlarından hangilerinden geçmek zorundadır? Şimdi karaciğerde üretiliyor üre. Şimdi karaciğerde üretildi. Az önceki bakın çizdiğim damarlar yine burada da karşınıza çıktı. Karaciğerde çıktığına göre ne yapacak? Karaciğer toplar damarıyla gidecek. Karaciğer toplar damarından çıktıktan sonra hangi damara bağlanacak? Altana toplar damara. Altana toplar damar. Altana toplar damardan kalbe gelecek değil mi? Kalpten çıkacak akciğer atar damarıyla akciğerlere gidecek. Daha sonra akciğerlerden akciğer toplar damarıyla tekrardan kalbe gelecek. Kalpten çıktıktan sonra üreye, ürenin dışarı hani idrara katılabilmesi için nereye gitmesi lazım? Böbreklere gitmesi lazım. Hangi organlardan geçmek zorundadır diyor. Kalpten geçmek zorunda, akciğerlerden bir de böbreklerden geçmek zorunda arkadaşlar. Bakın böbrek, kalp, akciğer cevabımız denizli şıkkı olacak. 15. soru. İnsan kalbinin yapısını ve çalışmasını öğrenmiş olan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğunu ifade edecektir. Dinlenmekte olan bir insanın kalp kası hücreleri kasıldığı süreden daha fazla bir süre gevşemiş durumda bulunur. Kalple bağlantılı atar damarların kalple birleştikleri yerde tek yönlü açılıp kapanan kapakçıklar vardır. Biküspit ve triküspit kapakçıklar sinirsel uyarılarla açılıp kapanmaktadır. Kulakçıklara dolan kan karıncıklar e, kasılı durumda değilse karıncıkların içerisine akacaktır. Kalp kası kendisinin ürettiği impulslar sayesinde ritmik çalışmasına karşın sinirsel uyarılarla çalışma hızı değiştirilebilmektedir. Şimdi arkadaşlar kalple ilgili bilmemiz gereken bence kalple ilgili sorulmuş en zor sorulardan bir tanesidir. 2017 LYS'de sorulmuş bir soru. Şimdi burada dinlenmekte olan bir insanın kalp kası hücreleri şimdi dinleniyor ya. Dinlendiği için hani e, gevşeme süresi kasılma süresinden daha fazla olur arkadaşlar dinlenme süresinde. Çünkü gevşeme sırasında enerji harcanmaz. Kasılma sırasında enerji harcanır. Bu yüzden e, gevşeme süresi daha uzundur. daha doğrudur kalple bağlantılı atar damarların kalple birleştikleri yerde tek yönlü açılıp kapanan kapakçıklar vardır. Bu doğrudur. E, kalpten çıkan damarlara atar damar diyorduk değil mi? Atar damarlara çıkan kanın kalbe tekrardan geri dönüşünü engellemek için tek yönlü açılan kapaklar vardır. Doğrudur. D şıkkına bakalım. Kulakçıklara dolan kan karıncıklar kasılı durumda değilse karıncıkların içerisine akacaktır. Şimdi eee İkisinin de aynı anda gevşediği bir an vardır. Bir saniye 0,4 saniyelik bir zamandır arkadaşlar bu. Bu zaman diliminde her ikisi de gevşemiş durumda olduğu için kulakçıklara kan dolduğu zaman anında karıncıklara da dolar. İkisi de gevşemiş durumda olduğu için o yüzden bu da doğrudur. Çünkü ikisi de gevşeme durumunda olabilir. Ama hem kulakçık hem karıncık ikisi aynı anda kasılma durumunda olamaz unutmayın. Kalp kası kendisinin ürettiği impulslar sayesinde ritmik çalışmasına karşın sinirsel uyarılarla çalışma hızını değiştirebilmektedir. Doğru. Sempatik ve parasempatik sinirler vardır. Sempatik sinirler kalbin çalışmasını hızlandıran sinirlerdir arkadaşlar. Kalp ee, çalışabilmek için sinirlerden yani bizim beyin ve omuriliğimizden herhangi bir uyarı almaz. Ama çalışma hızını artırabilmek için ya da azaltabilmek için sinirsel uyarılara açıktır. Dolayısıyla doğrudur. Biküspit ve triküspit kapakçıklar sinirsel uyarılarla açılıp kapanmaktadır. Bu yanlış olur. Neden yanlış olur? Çünkü hemen kalbin yapısını çizerek göstereyim size. Şöyle kalbimizin olduğunu düşünün. Tabii ki böyle değil. Şimdi biküspit ve triküspit kapakçıklar kulakçık ve karıncıklar arasındadır. Şimdi bu taraf sağ, bu taraf da sol taraf. Sağ tarafta triküspit yani üçlü kapakçığımız var. Sol tarafta da biküspit yani ikili kapakçığımız var. Sağ karıncık pardon sağ kulakçık ve sol kulakçık aynı anda kasıldığı zaman bakın şöyle kasıldığını düşünün. Kasıldığı zaman bu kapaklar açılır ve kan karıncıklara dolar. Dolayısıyla bunlar sinirsel uyarılarla değil fiziksel bir uyarıyla buradaki kulakçıkların kasılmasıyla açılır arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkı yanlış olacak. 15. sorumuz. Gelelim 2018 ayete. Ayete'ye geçtik artık. İnsandaki lenf sistemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Lenf sistemi. Hücreler arasında biriken sıvıyı kan dolaşımına aktarır. Az önce söylemiştik değil mi? Doku sıvısını ne yapıyordu? Kan dolaşımına aktarıyordu. Eğer lenf damarları tıkanırsa ödem oluşuyordu. Lenf düğümlerinde bazı ak yuvarlar üretilir. Dursun bakalım. Oksijenin doku hücrelerine taşınmasını sağlar. Arkadaşlar oksijeni taşıyan kimdir? Al yuvarların içerisinde bulunan hemoglobindir. Peki al yuvar nerede bulunuyor? Kanda bulunuyor. Lenf sisteminde bulunmaz. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. Lenf düğümlerinde bazı ak yuvarlar üretilir, olgunlaştırılır. Doğru. Vücut savunmasında işlev görür. Evet ak yuvarları oluşturduğu için savunmada işlev görüyor. İnce bağırsaktan emilen bazı besinlerin taşınmasında işlev görür. Hani anlatmıştım ya size sindirim sistemi videomda. Orada ne demiştik? Ee, yağlarla ilgili moleküller lenf sistemiyle taşınıyor demiştik. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. 2020 ayete. Aşağıdakilerden hangisi insan dolaşım sisteminin görevleri arasında yer almaz? Bakalım oldukça kolay bir soru. Hormonları hedef organlara veya hücrelere taşımak. Bunu taşır, değil mi? Sindirim enzimlerini sindirim kanına. Arkadaşlar kanın içerisinde sindirim enzimi kesinlikle bulunmaz. Neden bulunmaz? Çünkü sindirim enzimleri sonuçta proteinleri, karbonhidratları sindirmiyor mu? Sindiriyor. E, bizim kanımızın içerisinde yapısal olarak görev yapan Karbonhidratlar, proteinler, yağlar yok mudur? Vardır. Bunların sindirilmesini engellemek için kanın içerisinde sindirim enzimi bulunmaz. Bu yanlıştır. Azotlu atıkları böbreğe taşımak. Evet, üreyi böbreğe taşır. Solunum gazlarını gerekli organlara veya hücrelere taşımak. Mesela karbondioksit akciğerleri taşırken oksijeni de diğer organlara taşır. Antikorları işlev görecekleri yere taşımak. Bu da doğrudur arkadaşlar. Antikorlar dolaşım sistemiyle taşınır ama sindirim enzimi kesinlikle kanın içerisinde bulunmaz. 18. sorumuz 2019 AYT. Aşağıda bir insanın dolaşım sisteminde yer alan bazı damarlar ve kalbin kısımları karışık olarak gösterilmiştir. Buna göre üst ana toplar damar içinde bulunan işaretli bir al yuvarın yukarıdaki yapılardan geçme sırası hangisinde doğru verilmiştir? Yine az önceki bakın çizdiğim şekle geldik. Bunu 2-3 defa kesinlikle kendinize anlatarak çizin. Bu tür soruları gözü kapalı yaparsınız. Nereye verilmiş arkadaşlar? Bakın üst ana toplar damara verilmiş. Hiç şekle bakmadan yapalım. Üst ana toplar nereye bağlanıyor? Kalbe. Kalbin neresine gelecek? Sağ kulakçığına. O zaman birinci sırada sağ kulakçık var. Şöyle daha ince bir kalemle yazayım bunu. Birinci sırada sağ kulakçık var. Sonra sağ kulakçıktan nereye geçer? Sağ karıncaya geçer. Sağ karıncıktan da çıkıp nereye gidecek? Akciğerlere temizlenmek için gidecek. Kalpten çıkan damara ne diyorduk? Atar damar. Akciğere gittiği için akciğer atar damarı. Üçüncü sırada bu. Sonra akciğerlerden temizlenen kan akciğer toplar damarıyla nereye gelir? Kalbin sol kulakçığına o zaman akciğer toplar damarı 4, sol kulakçık 5. Kulakçıktan da sol karıncaya geçecek 6, daha sonra da aort atar damarına verecek. Aort atar damarı da en son 7. O zaman yapıyoruz bakın 1, 3, 2 şeklinde gidecek. Hemen bakıyorum 1, 3, 2 zaten ilk 3'ünü bulduğunuz zaman şık çıktı. Cevabımız denizli şıkkı oldu. 2021 ayete aşağıdaki durumların hangisinde insan kalbinin atış hızında düşüş olması beklenir? Kandaki adrenalin hormonu seviyesi arttığında adrenalin bizim vücudumuzu hızlandıran bir hormondur. Bu kalbin atışını artırır. Kandaki karbondoksit miktarı arttığında bu da kalbin atışını artırır. Çünkü kalp e, karbondioksit bizim kanımızdaki pH'i düşürür arkadaşlar. Yani kandaki asitliği artırır. Bu yüzden de karbondioksiti bir an evvel dışarı verebilmek için kalbimizin hızı artar. Kandaki tiroksin hormonu seviyesi arttığında tiroksin hormonu da yine bizim vücudumuzu hızlandıran bir hormondur. Bu da olur. Vücut sıcaklığı arttığında ateşli olan kişileri düşünün veya ateşlendiğinizde kendinizi düşünün. Ateşlendiğimiz zaman vücudumuz hızlanır arkadaşlar kalbimiz de hızlanır. Kalbe etki eden asetil kolin miktarı arttığında asetil bizim kalp atış hızımızı düşüren bir hormondur. Dolayısıyla cevabımız edirne şıkkı olacak. Asetil kolin parasempatik bir e, hormondur arkadaşlar yani kalbin hızını düşüren bir hormondur unutmayın. Son sorumuza geliyoruz. İnsanda ince bağırsaktan kana emilen işaretli bir glikoz molekülü bakın hep işaretli geliyor. Hep işaretli sorular geliyor. Bu sorulara dikkat edin. Mutlaka o dediğim şekli bak yine söylüyorum. O dediğim şekli 2 kere 3 kere 4 kere çizin arkadaşlar. İnsanda ince bağırsaktan kana emilen işaretli bir glikoz molekülünün en kısa yoldan beyne ulaşması sürecinde. Şimdi ince bağırsaktan kana emilmiş. İnce bağırsaktan nereye gidecek? Kapı toplar damarına değil mi? Kapı toplar damarından da nereye geçecek mecburen karaciğere geçecek değil mi? O zaman karaciğerden kesinlikle geçecek arkadaşlar. Şöyle işaretleme yapalım. Beyne ulaşabilmesi için. Şimdi karaciğerden geçtikten sonra alt ana toplar damara gider. Alt ana toplar damardan da nereye gidecek? Kalbe. O zaman kalbin sağ kulakçığına gitti. Kirli kan var şimdi. Kirli kanın temizlenmesi için akciğerlere gitmesi lazım. Akciğere gitti. Akciğerden nereye gider? Tekrardan kalbe gelir. Kalpten de aorta tardamayla çıkıp beyne ulaşır. O zaman burada hangi organlardan geçmesi gerekiyor? 1, 3 ve 4. Yani karaciğer, kalp ve akciğer cevabımız denizli şıkkı olur. Böylece dolaşım sistemi sorularını bitirmiş olduk. Sonraki videoda solunum sistemi sorularına geçiyoruz. Tekrar söylüyorum o şekli mutlaka 2-3 kere çizin arkadaşlar. Starlink hipotezi de önemli. Onunla ilgili de soru gelebilir. O ikisi dolaşım sisteminde önemlidir. Lütfen bunlara bir kere daha çalışın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.